Sevgili izleyiciler, şelalelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. İlküvez'deyiz. Daha önce iki şelaleyi anlattık. Şimdi Kapılı Şelalesi'ndeyiz. Fakat yukarıda göreceğimiz Kapılı Şelalesi'nden daha önemli bir Kapılı Şelalesi. Çünkü buraya inmek çok zor. Kameraman arkadaşım Ahmet Bey ile birlikte buraya 15 dakikada indik. Artık geri kaç dakikada çıkarız onu bilmiyorum. Ancak asıl Kapılı Şelalesi'nin olduğu yer burası. Manzara harika. Ben doğa severleri buraya davet ediyorum. Az önce de davet ettim ama her görmüş olduğumuz şelale insanı kendine hayran bırakıyor. Burası da kendine hayran bırakan bir yer. Vallahi ben bundan sonraki sizlere şelaleleri anlatacağım. Belgeseller çekeceğiz ama her görmüş olduğum şelale de birbirinden güzel. Şimdi yanımızda bir abimiz var. Bu şelaleleri de bize aslında o tanıtıyor. Ben ondan fikir alıyorum. Burası neresi? Burası neresidir diye. Asıl buraları bilen abim var şu anda yanımda. Ben kendisine dönüyorum. Başladığımız yerden buraya hangi şelaleleri gezdik mesela şimdiye kadar? Şu ana kadar abi 4-5 tane gezdik. İlk gittiğimiz şelale hangisiydi? İlk ve taş kesiği. Göcegere. Göcegere şelalesine gittik. Yanında evet. Değirmen vardı. Evet. Daha sonra geldik. Kibar evet. Şelalesi evet. Vardı. Orayı gördük. Evet, yukarı giderken Kapılı'ya gidiyoruz dedik. Ama sayın abim dedi ki asıl Kapılı Şelalesi burası. Başlangıcı. Başlangıcı burası. Evet. Manzara burası. Görülmek istenen yer aslında burası dedi. Ve bizi buraya getirdi. Çok doğru bir adrese getirdiğini ben biliyorum. Biz şimdilik yukarıdan çekim yapıyoruz ama birazdan aşağıya ineceğiz. Suyun döküldüğü yeri, döküldüğü alanı göreceğiz hep birlikte. Görüntüler şimdilik Ahmet Bölükbaş'ta. Sevgili izleyiciler, çekimlerimiz sürüyoruz. Kapılı şelalelerindeyiz. Bitiremedik. Az önce çekimlerimiz aşağıdaydı. Şu anda şelalelerin üst kısmına doğru geldik. Görüntüleri, bu güzel, muhteşem görüntüleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Harika bir görüntü var. Şu bulunduğum yerden suyun aşağıya süzülmesi, aşağıda ekranlara yansıyor mu bilmiyorum ama tam gökkuşağı bir rengi var aşağıda. Suların döküldükten sonrakisindeki alan güneşin de vurmasıyla bulunduğum yerden aşağıya doğru baktığımda renk cümbüşü var. Yani gökkuşağı rengi var. Harika bir manzara var. Yayınımızın başında da söyledim. Doğa severleri mutlaka ve mutlaka İlküvez'deki bu muhteşem şelalelerin olduğu yere bekliyorum. Karadeniz denince akla bildiğiniz gibi doğa geliyor, doğa turizmi geliyor. Turizmin gelişmesinde de en güzel yönlerinden bir tanesi de şelalelerimiz. Ordu şelaleleriyle meşhurdur. Bu şelalelerin de bence en güzellerinden bir tanesi de İlküvez'de bulunmakta. İlküvez'in aşağısında ve yukarısında bulunan şelaleler harika. Buraya biz geç geldik. Buraya sabahtan gelmemiz lazımdı. Burayı her ne kadar geç gelsek de doya doya görüntülerle sizlere sunmaya çalışıyoruz. Şelalelerin bulunduğu yere inmek için hakikaten 10-15 dakika yürüyoruz. Daha sonra geri çıkmak için de tabii ki 10-15 dakika yetmiyor. Ama bu yorgunluk, şu ana kadar yorgunluk belirtileri yok. Çünkü manzarayı gördükçe, buraları gördükçe yorgunluğumuz inanın gidiyor. Ben şimdi fazla söze gerek yok diyorum. Ahmet Bölükbaş'ın görüntüleriyle sizlere baş başa bırakıyorum İlküvez'de.